Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Vel Fecr suresini okuyacağız. Manasını bir derece sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. Vel Fecr, fecre yemin ederim sabah vaktine. Ve leyalin aşr, 10 geceye yemin ederim. Ve şef'ü vel vetr, çifte ve teke yemin ederim. Ve leyli izâ yesr, ve gittiği zaman o geceye yemin ederim. Hel fî zâlike gasemun lidî hicr, elbette bunda akıl sahibi olanlar için büyük bir yemin vardır. Burada Allah-u Teala bazı şeylere yemin ediyor. Bunlardan birincisi fecir. Fecir sabah vakti. Gece karanlıktır ve gece insanın ruhu açısından insanın ruhunu sıkar. Karanlıktan insan rahatsızlık duyar. Ama fecir vakti geldiğinde yeni bir güne alem uyanır ve güneşin ışıklarıyla etraf aydınlanır. Ve subh izâ teneffes manası tecelli eder. Ve sabaha çıkıldığında adeta cihan şöyle bir rahat nefes alır ve tebessüm eder. Bir de devamında 10 geceye yemin edildi. Ve leyalin aşr. 10 gece Zilhicce'nin 10 günü, yani Kurban Bayramı'ndan önceki 10 gece olarak genelde böyle açıklanmış. O günlerde hacda bulunan, hac için oraya gitmiş olan kimseler yoğun bir ibadet havası içerisinde oluyorlar. Ve diğer insanlar da, ehli iman olanlar yine o 10 geceyi iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar. Bir başka açıdan Ramazan'ın son 10 gecesi de denilebilir. Bu yönde de açıklamalar yapılmış. Malum Ramazan'ın son 10 gecesi içinde Kadir gecesi de var. Peygamberimiz o noktada işarette bulunmuş. Ve kendisi Ramazan'ın son 10 gecesini itikafta geçirmiş. Ve bu ümmeti Muhammed açısından da bir sünnettir. Ve o 10 geceyi iyi değerlendirmek, Kadir gecesini de ihya etmek manasına gelebiliyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ile alakalı Musa ile 30 günlüğüne randevuleştik ve etmemnâhe bi aşr, bir 10 günle de tamamladık. Yani bu şekilde 40'a tamamlandı ifade ediyor. Bunu bize anlatıyor. Bunun neticesinde Hazreti Musa'ya Tevrat veriliyor. Demek ki bir ay manevi bir kampa girmek, Ramazan ayında da Müslümanlar olarak biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve Zilhicce'nin o 10 gecesiyle bir 10 gece daha 40'a, bir yıl içerisinde 40'a tamamlama tarzında İslamiyet'te de bu kendisini göstermekte. O geceleri daha böyle uyanık geçirmek, o geceleri zikirle, tefekkürle, ibadetle, duayla, namazlarla geçirmek son derece önemli. Ve Allah-u Teala ardından çifte ve teke yemin etti. Burada çift, Allah'ın dışında bütün varlıklar olarak değerlendirilebilir. Allah-u Teala vitirdir, yani tektir, teki sever. Ama Allah-u Teala mahlukatı çift olarak yaratmış. Yani eşeyli olarak yaratmış. Subhanellezî halakal ezvâce küllehe mimme tümbitül ard ve min enfüsihim ve mimme lâ yâlemûn. Yasin suresindeki bu ayette ifade edildiği üzere Allah-u Teala yerin bitirdiklerinden, insanlardan ve daha insanların bilmediği nice şeylerden eşyayı çift olarak yaratmış. Burada çiftten murat eşeyli, yani kadınlı erkekli olarak yaratmış. İnsanlarda böyle olduğu gibi bitkiler de böyle, hayvanlar da böyle ve daha bilmediğiniz şeylerden diyor. Malum elektriğin artı eksi yükleri var. Bu da erkekli dişili gibi yaratmanın bir başka numunesi. Maddenin bile antimaddesinden söz ediliyor. Bu açıdan baktığımızda çift eşyaya, vitr ise eşyayı yaratan Cenab-ı Hakk'a bakıyor denilebilir. Böylece Allah-u Teala her şeye bir nevi yemin etmiş oluyor. Ve leyli izâ yesr, ve yürüdüğü zaman geceye, artık bitme, yani gece netice itibariyle bitecek ve yerini fecre bırakacak, bu durumda olan geceye yemin ederim.
Gece karanlıktır ve bununla da belki insanlığın o karanlık dönemi, cahiliye döneminde insanlar karanlıktaydı. Gelen İslami mesajla artık insanlık fecre ulaşmış oldu. Ve nasıl ki güneş o fecir vaktinde önce hafiften aydınlatıyor, gittikçe yükseliyor ve ışığı da ona göre gittikçe artıyor. Aydınlatmış olduğu alanda gittikçe artmış oluyor. İslam güneşi de benzeri bir şekilde insanlığı karanlıktan kurtardı. Dalalet karanlıklarından, günah karanlıklarından kurtardı. Ve bunda akıl sahibi olanlar için bir kasem vardır. Akıl sahipleri ifadesi lidi hicr, hicr sahibi. Hicr bir şeyi men etmek. Malum insandaki akıl da kötü şeylerden insanı men eder. Yani mesela zehir zararlıdır. Bir insan ondan kaçınır. Ama aklı olmayan bir kimse su niyetiyle içebilir. Aklı bu açıdan hicr şeklinde nitelemek mümkün. Ayette de böyle ifade edilmiş. Elem tera keyfe faale rabbuke bi ad. Rabbin Ad kavmine ne yaptı görmedin mi? Burada muhatap peygamberimiz ve onun zımnında bütün insanlar. Peygamberimiz de doğrudan görmedi, biz de görmedik Ad kavmine ne yapıldı. Ama Kur'an-ı Kerim'de okuyoruz. Bu kavmin nasıl helak edildiğini okuyoruz. Buradaki görmek bu göz ile görmek değil, akıl gözüyle görmek. Onların helak edildiğini Kur'an-ı Kerim'den ve diğer semavi kitaplardan bilmekteyiz. İrame zâtil imad, sütunlar sahibi İrem. Bu İrem bağları şeklinde meşhurdur ve Şeddat zamanında adeta bir cennet gibi yapılmış İrem bağları tarzında. Kendine göre dünyayı cennete çevirmeye çalışmış Şeddat ve yeni bir şehir inşa ettiriyor. Her şeyi mükemmel. Şu dünya şartlarında adeta bir cennet. Ve buranın yapımı bittikten sonra ordusuyla beraber oraya gidip yerleşecek. Ama yolda taraf ilahiden bunlar helak ediliyor. O cennet, dünyadaki cennete de girmek kendilerine nasip olmuyor. Ahirettekine zaten gidemeyecekler. Çünkü kafir insanlar. İşte Rabbin o sütunlar sahibi İrem'e ne yaptı görmedin mi? Elleti lem yuhlak mislüha fil bilet. Öyle İrem ki beldeler içinde onun misli yaratılmadı. Yani öyle bir beldeyi o zamana kadar insanlar görmedi. O kadar muhteşem. Hani günümüzde Romalılardan da kalan bir takım sütunlar var. Ve onlara bakıp da şunu söyleyebiliyoruz. Bir zamanlar Romalılar maddi yönden gerçekten çok ilerlemiş. Bayağı bir medeniyet meydana getirmişler. Demek ki Yemen'de de Şeddat isimli kimse, hükümdar, etrafına adamları da var, ordusu var. Onlarla yalancı bir cennet meydana getirmeye çalışıyor. Dünya cenneti. Ama o dünya cennetinde kalmak kendilerine nasip olmuyor. Oraya giderken helak ediliyorlar. وَثَمُودَ الَّذ۪ينَ جَابُوا السَّحْرَ بِالْوَادِ. Ve vadideki kayaları yontan, kesen Semud kavmine Rabbin ne yaptı görmedin mi? Burada değişik gruplara dikkat çekildi. Ad kavmi, İrem bağları, orada yaşayan insanlar ve ardından da Semud kavmi. Semud kavmi, Hazreti Salih'in kavmi. Bunlar يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. Dağları böyle oyuyorlar ve o şekilde kendilerine evler yapıyorlar. Ve medeniyette, maddi medeniyette ilerlemişler. Bu tarz bir topluluk. Ama iman etmeyince bunlar helak ediliyor. Ve Firavne zil evtad. Evtad sahibi Firavun'a Rabbin ne yaptı görmedin mi? Burada Firavun'un evtad sahibi olması, evtad çiviler anlamında, kazıklar anlamında. Allah-u Teala yeryüzündeki tasarruflarını bize anlatırken vel cibale evtade, Allah dağları birer kazık yaptı, birer direk yaptı. Ayet-i kerimede bunu ifade ediyor. İşte Firavun da piramitleri inşa ettiriyor. Bunlar adeta o sahra içerisinde bir dağ gibi, suni birer dağ gibi
gayet büyük, gayet muhteşem. Ama netice itibariyle Allah Firavun'u da helak ediyor. Bu gibi çok büyük dağvari şeyler yaptırması onu kurtarmıyor. Hatta Firavunlar kendi cesetlerini mumyalatmışlar ta ki o şekilde bir ebedilik kazansınlar. Bu da onları kurtarmıyor. Her fani gibi onlar da ölüyorlar. Hazreti Musa zamanındaki Firavun ise iyice azgınlaşmış birisi. Ben ilahım diyecek kadar ileri gitmiş birisi. Allah-u Teala onu ordusuyla beraber Kızıldeniz'de gark ediyor ve o şekilde cezalandırıyor. Ellezine tağav fil bilet, ki bunlar beldelerde haddi aşmışlardı, tuğyana sapmışlardı. Fe ekseru fihel fesat, ve orada fesadı çokça ileri götürmüşlerdi. Yani bunların işleri güçleri fesat çıkarmak idi, ortalığı karıştırmak idi. Hani günümüzde de anarşi, terör türü şeyler dünyanın hemen her tarafında duyulabiliyor. Ülkemizde de duyuluyor, yaşanıyor. Tarihin eski dönemlerinde de bu gibi haddi aşan kavimler gelmiş ve bunlar ortalığı kasıp kavurmuşlar. Fesabbe aleyhim rabbuke sevta azab. Rabbin onların üzerine azap kamçısını yağdırdı. Burada mecazi bir anlatım var. Nasıl ki güçlü, kuvvetli birisi eline kamçıyı alır, cezalandırmak istediğini cezalandırır. Burada da Allah-u Teala'nın azap kamçısından söz ediliyor. Allah-u Teala bir kısmını yerin dibine geçirerek, bir kısmını suda gark ederek, bir kısmını Cebrail'in sayhasıyla, bir kısmını daha değişik şekillerde helak etmiş ve azap kamçısıyla bu şekilde onları cezalandırmış. İnne rabbeke lebil mirsat, senin Rabbin rasat sahibidir. Yani senin Rabbin onların ne yaptığını görmektedir. Onların ne yaptığını gözetlemektedir. Vallahu min veraihim muhit, Allah her taraftan onları kuşatmıştır. Böyle olunca onlar en azgın dönemlerinde, en gizli toplantılarında Allah'ın kudretinden kaçıp kurtulacak durumda değillerdir. Allah istese o anda da onları helak eder ama dünyada bir imtihan gereği olarak onlara fırsat veriyor, imkan veriyor. Fe'emmel insanu, amma insan ize mebtelahu rabbuhu, Rabbi onu müptela kıldığında, fe ikramahu, müptela kılıp da ikram ettiğinde, ve ne'amahu, onu nimetine mazhar kıldığında, fe yegulu rabbi ikramen, o insan der ki Rabbim bana ikram etti. Yani bu bir imtihandır. Allah-u Teala bazen bolca verir, geniş imkanlar verir. İnsan o zaman bunu tamamen lehine zanneder. Halbuki nice geniş imkan sahibi insan azgınlaşmaktadır. Ve görünüşte o bir nimet olmakla beraber o kimseyi cehenneme doğru götüren adeta bir mekri ilahidir, bir istidraçtır. İşte Karun servetiyle mağrur oldu. Öte yandan Firavun saltanatıyla gururlandı, kibirlendi. Daha diğer kendilerine imkan verilen insanlar bunun kendileri hakkında tamamen rahmet olduğunu zannettiler ve o şekilde değerlendirdiler. Hatta Peygamberimiz döneminde bir kısım maddi imkanı iyi olan müşrikler şunu söylediler. Yani madem Allah bize dünyada vermiş, diğer alem varsa orada da verecektir. Dünyada ikram ettiğine göre diğer alemde de ikram edecektir dediler. Bunun Allah'tan bir imtihan olduğunu bilmediler. Allah-u Teala insanlara verdiği imkanlarla onları imtihana tabi tutuyor. Kimini servetle, kimini makamla, kimini ilimle, kimini daha başka imkanlarla, kime ne vermişse o insanı onunla bir imtihana tabi tutuyor. Burada اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ, Rabbi onu müptela kıldığında, müptela kelimesi beladan geliyor. Ayetteki iptila ifadesi beladan geliyor. Bu da denemek anlamında. Allah-u Teala değişik belalarla, değişik durumlarla insanları müptela kılıyor ve onları bu şekilde deniyor. Bakalım ne yapacak diye. Allah-u Teala kimin ne yapacağını biliyor ama dünya bir imtihan meydanı, kimsenin özrü kalmasın diye kimin içinde ne varsa
neye göre yaşamayı tercih etmişse ona göre durumlar ortaya çıkıyor ve bunun da karşılığını diğer alemde görecek. وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ Ama Rabbi onu müptela kılıp da فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ Rızkını daralttığında فَيَقُولُ رَبِّ اَهَانًا O zaman insan der ki Rabbim beni zelil kıldı. Rabbim beni zillete maruz bıraktı der. Halbuki Firavun gibi Karun gibilere Allahu Teala'nın saltanat vermesi, mal mülk vermesi doğrudan bir nimet olmayabilir. Nimettir ama onların azabını artıracak bir durumdur. Benzeri bir şekilde bir kısım insanların maddi imkanının iyi olmayışı, dünyada bir takım sıkıntılara maruz kalmaları illa aleyhlerinde demek değildir. Fakat insanların pek çoğu böyle bir durumda Rabbim beni zelil kıldı der ve iç dünyasında adeta Allah'a karşı bir takım böyle feveranlar hisseder. Halbuki insana düşen inna lillah diyebilmek, yani biz Allah'a aidiz. Allah bizde dilediği gibi tasarrufta bulunur. Dilerse bol nimet gönderir, dilerse de bir takım sıkıntılarla müptela kılar. İşte bazı zatlar bunu şöyle ifade etmişler. Demişler ki, hoştur bana senden gelen ya gonca gül ya da diken, ya hilatu ya da kefen, narın da hoş, nurun da hoş. Erzurumlu İbrahim Hakkı, o da şöyle ifade etmiş. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme bunun için böyle, yerincedir o öyle, var sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. İşte bu bir teslimiyettir. Küllü minel habibi habibun denilmiştir. Habibin diyarından gelen, sevgilinin diyarından gelen her şey güzeldir. Cenab-ı Hak Esma-ül Hüsna'nın sahibi, velillahil Esma-ül Hüsna ayette ifade edildiği üzere ve burada en güzel isimler, Esma-ül Hüsna dediğimizde en güzel isimler, Allah'ın isimlerinden gelen her şey güzeldir. Böyle olunca ondan gelen hastalık da güzeldir, ölüm de güzeldir. Her şeyin kendine göre bir güzelliği vardır. Kelle bellâ tükrimûnel yetim. Hayır, yani iş sizin bildiğiniz gibi değil. Siz yetime ikram etmiyorsunuz. Ve lâ tahâddûne alâ ta'amil miskin ve miskinin yedirilmesine de birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Yani etrafımızda fakir gariban insanlar var. Birbirimizi teşvik etmek lazım. Onların elinden tutmak gerekiyor. Ve te'kulûne türâse eklellemme mirası cömertçe yiyip bitiriyorsunuz. Ve tuhibbûnel mâle hubben cemme ve malı da çok çok seviyorsunuz. Kelle izâ dükketil ardu dekken dekke. Yani hayır, asla arz şiddetli bir sarsılışla sarsılıp da un ufak haline geldiğinde. Ve câe rabbuke vel melekü saffen saffe. Rabbin melekler saf saf olduğu halde geldiğinde. Burada Rabbin geldiğinde, Rabbinin emri geldiğinde manası veriliyor. Ve ci'e yevme izin bi cehennem ve o gün cehennem getirilir. Yevme izin yetezekkerul insanu o gün insan öğüt alır, aklı başına gelir. Ve enna lehu zikra ama artık o öğüdün ne faydası olacak? İş işten geçmiştir. Cehennem karşısına getirildiğinde o kimsenin artık yapacak bir şeyi kalmamıştır. Yekulu ya leyteni gaddemtu li hayati. O zaman insan şöyle der. Keşke ben hayatım için, şu buradaki ebedi hayatım için önden bir hazırlık yapsaydım. Cehennemi gördüğünde pişmanlık içerisinde böyle söyler. Fe yevme izin la yu'azzibu azabahu ahad. İşte o günde hiç kimse Allah'ın azap ettiği şekilde azap edemez. Yani Allah kimsenin daha önce azap etmediği şekilde o gün o kafirleri cezalandırır. Ve la yuthiqu wathaqahu ahad ve hiç kimse Allah'ın attığı bağ türünden sağlam bir bağ da atamaz. Yani Allahu Teala bir bağ attığında artık o insanlar ondan kurtulamazlar. Ya eyyetun nefsul mutmainne ey itminana ermiş olan nefis.
İrci ila rabbik radiyeten mardiyye. Rabbin senden razı, sen de ondan razı bir şekilde Rabbine dön. Fedhuli fi ibadi, kullarımın arasına dahil ol. Vedhuli cenneti, ve cennetime gir. Burada Allahu Teala itminana ermiş olan nefse hitap ediyor. Ve bu hitap ölüm anında olabilir, yeniden dirilişte olabilir, cennete gireceği sırada olabilir veya her birinde de aynı hitap tekrarlanabilir. Nefs-i mutmainne, artık itminana ermiş olan, taşkınlıklardan kurtulmuş, tam bir huzur, sükun halini elde etmiş olan nefis. İşte o itminana eren nefse taraf ilahiden böyle denilecek. Ey itminana ermiş olan nefis, Rabbine dön. Şu dünyada insan kesret alemindeydi. Diğer aleminde vahdet deryasında yüzecek. Sebepler perdesi kalkacak. Herkes doğrudan doğruya Rabbi, Halik'i, Malik'i kim olduğunu görecek ve bilecek. İşte Rabbin senden razı, sen de ondan razı bir şekilde ona dön. Kullarımın arasına katıl ve cennetime gir. Cenab-ı Hak bizi de bu hitaba mazhar olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.